Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle beraber okuduğunu anlama becerileri üzerine konuşacağız. Öğrencimiz 29 harfi artık öğrenmiş, ses setimini yapabilmekte, yeni heceler oluşturabilmekte, kelimeleri ve cümleleri okuyup yazabilmektedir ve belli bir akıcı okuma seviyesine gelmiştir. Artık bu süreçten sonra öğrencinin okuduğunu anlama ve anladığını yazma becerilerine geçebiliriz. Daha önceden sesleri ve kelimeleri öğrenen öğrenciler için beraber çalışabileceğimiz gibi sonrasında da ilk başta birkaç cümleyle beraber okuma çalışmalarına yer vermeliyiz. Demet cansuya defter aldı. Öğrencinin bunu akıcı okumasını bekleyebiliriz ve hemen ardından bu kısa cümle için okuduğunu anlamasına yönelik sorular sormalıyız. Kim aldı? Öğrenciden uygun cevabı vermesini bekleriz. Eğer vermiyorsa ipucu sunabiliriz. Burada sözel ipucu sunmamız daha uygun olacaktır. Kim aldı? Demet. Ve öğrenciden uygun cevabı yazmasını beklemekteyiz. Tabii ki yazmada sınırlılık yaşayan öğrencilerimiz için uygun ipuçlarını yine sunmamız gerekmekte. Ve hemen ardından ne aldı sorusunu sormamız gerekir. Uygun cevabı öğrencinin yazmasını isteyebiliriz. Ne aldı? Defter. Öğrenci uygun cevabı ilgili yere yazar. Yazmazsa yine yardımda bulunabiliriz. Artık bu süreçten sonra cümlelerimizi arttırmamız ve sorularımızı daha fazla hale getirmemiz gerekmekte. Bunun için yine 5N1K dediğimiz kim, nerede, ne zaman, neden, nasıl sorularını öğrenciden e, vermesini beklemekteyiz. Örnekte yapacağımız gibi. Mehmet'e babası çarşıdan mavi araba aldı. Öğrenci için daha önce daha kısa bir cümleyken şimdi dikkat ederseniz daha karmaşık ve daha uzun bir cümleden bahsediyoruz. Öğrenci için uygun soruları sorarız ve öğrencinin cevap vermesini bekleriz. Babası Mehmet'e ne aldı? Bunun öğrencinin okuması gerekmektedir. Yine öğrenciyi okuması konusunda yönergelerimizi vermemiz gerekir. Uygun cevabı vermesi için öğrenci okur ve cevabı vermesini bekleriz. Araba. Bu süreçte. Görsellerden yararlanmak bizler için daha faydalı olacaktır. Öğrenci için bu süreç daha anlamlı gelebilir. Artık birkaç soruya ve uzun cümlelere cevap verebilen öğrenci için soru sayılarımızı artırabiliriz ve sorularımızı daha karmaşık hale getirebiliriz. Okullar açılınca arkadaşlarımla bahçede oyun oynayacağız. Öğrenci ilgili cümleyi okuduktan sonra soruyu okumasını isteyebiliriz. Okullar açılınca bu süreçte öğrenci akıcı okumaya sahip olduğu için belki kalemle ve parmakla durumu okuduğu metne takip etmeyebilir. Bunun için zaten amacımız bizim gözüyle okuması olduğu için sadece okumasına yönelik çalışmalarda da bulunabiliriz. Nerede oynayacağız? Öğrenciye uygun cevap vermesi için fırsat verilir ve öğrenci cevabını verdikten sonra aferin çok güzel cevap verdin gibi pekiştirilir. Tabii ki bu süreçte sorularımız gördüğünüz gibi daha karmaşık olabilmekte. Bunun için e, kolaydan zora ilkesini kullanmaktayız. Az önce bir cümleyle yaptığımız öğretimi artık iki cümleyle beraber yapmaktayız. Kısa bir e, metin gibi düşünebiliriz bunu. İki ya da daha fazla cümleyle daha karmaşık sorulara cevap vermesini öğrenciden beklemekteyiz. Örnekte yapacağımız gibi, öğrenciden artık kalemle ya da parmağıyla okumasını beklemeyebiliriz. Gözüyle okuması daha uygun olabilir. Tuna, annesi anahtarını unuttuğu için yüzme dersine geç kalmıştı. Tuna hızlıca üstünü değiştirdi ve havuza girdi. Metni okuduktan sonra öğrencinin ilgili soruyu okuması beklenir. Tuna yüzme dersine niçin geç kalmış? Gördüğünüz gibi sorumuz biraz daha uzun ve biraz daha karmaşık. Uygun cevabı vermesini bekleriz öğrenciden. Annesi anahtarını unuttuğu için. Öğrenci uygun cevabı verdiğinde mutlaka pekiştirmemiz, çok güzel yaptın dememiz gerekmekte. Eğer uygun cevabı vermediyse ona ipucu sunmamız doğru olacaktır. Anahtarını unuttuğu için. Şimdi anahtarını unuttuğu için yazıyoruz. Bazen öğrencilerimiz cevap verirken tam cümleyi kuramayabilir. Bizim için önemli olan okuduğunu anlama becerisine sahip olması. Onun için anahtarını unuttuğu şeklinde yazması bizim için yeterli olabilmekte. Öğrenci daha iyisini yapabiliyorsa daha mükemmel cümleler isteyebiliriz. Az önce biraz daha kısa bir cümlemiz var, e, metnimiz vardı. Şimdi metnimiz daha uzun bir hale aldı. Ve sorularımız da sayısı ve soruların cümlesi biraz daha arttı. Merve ile Özlem parkta seksek oynuyordu. Saat geç olmuştu. İkisi de yorulmuştu. Burada öğrencinin artık akıcı okuma becerilerine sahip olması gerektiğini bilmekteyiz. Merve ile Özlem dinlenmek için eve gittiler. Ödevlerini yaptıktan sonra müzik dinlediler. Öğrencinin ilgili sorulara cevap vermesi için fırsat verebiliriz. Eğer öğrenci sorulara doğru cevap verip e, verdiği cevabı yazabiliyorsa onu mutlaka ödüllendirmeliyiz. Yani çok güzel yaptın bravo şeklinde pekiştirmeliyiz. Eğer uygun tepkiyi vermiyorsa uygun olan ipuçlarını yani yardımı öğrenciye sunmamız gerekmekte. Daha önceden kısa metin... Ee, olan çalışmalarımız artık bir okuma metni seviyesine gelmiş bulunmakta. Öğrenci için uzun cümlelerden oluşan bir paragraf ya da birkaç paragraftan oluşan bir metin artık okuması beklenebilir ve uygun sorulara cevap vermesi beklenmektedir. Örnekteki gibi metne okuyup sorulara cevap vermesini bekleyebiliriz. Hatta burada sorularımız için daha böyle öğrencinin sen ne düşünürsün? Sence bu durum nasıl olmalı gibi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği, yani düşündüklerini yazabileceği seviyeye gelmesini amaçlayabiliriz. Örneğimizi yapalım. Bilgisayar oynamayı çok seven çocuk başlığımız. Artık burada öğrencinin hızlı ve akıcı okuyor olması gerekmektedir. Uras her gün geldiğinde bilgisayarında oyun oynarmış. Uras bilgisayarda oyun oynamayı çok severmiş. Bir gün Uras'ın bilgisayarı çalışmamış. Teyzesi bilgisayarı tamirciye götürmüş. Uras'ın canı çok sıkılıyormuş. Bilgisayarı tamircideymiş. Ödevlerini yaptıktan sonra ne yapacağını bulamamış. Teyzesi ona yeni kitaplar almış. Birlikte kitap okuyup resim yapmışlar. Uras çok mutlu olmuş. Gördüğünüz gibi uzun bir metin. Sorularımız Burasının canı neden sıkılmış? Daha önce sorduğumuz sorular gibi uygun cevabı verdiğinde öğrencimiz ödüllendirilir. Uygun cevabı veremediğinde öğrencimiz için uygun olan ipucu sunulur. Ve burada az önce bahsettiğim şeyi e, örnekte gösterebilirim. Siz boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Sorusu öğrencinin kendi düşüncelerini ifade etmesi için bir yapılan bir çalışmadır. Buna da artık bu aşamada sıkça yer verilmelidir. Metniniz için siz hangi başlığı seçerdiniz? Burada da biraz daha karmaşık bir soru bulunmakta. Bunun için de öğrencinin kendi düşüncesini belirtmesi için fırsat verebiliriz. Bugün sizlerle beraber okuduğunu anlama becerileri ve akıcı okuma becerilerini paylaştım. İlginize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. E